Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni, çok güzel ve harika bir video ile karşınızdayız. Çok eğlenceli. Aynen, inşallah öyle geçeceğini umuyoruz. Bu bir nasıl tanıştık ve soru cevap videosu olacak. Evet canlar, uzun süredir normalde biz bu videoyu yapmak istiyorduk. Kısmet bugüneymiş. Ama istediğimiz kadar soru toparlayamamıştık. Ve Instagram'da, burada çok da aşırı büyük bir aile olamadığımız için Instagram'da ben bir anket düzenledim. İşte Ümit Bey ile soru cevap videosu yapacağımızı, merak ettiklerinizi sorunuz diye. Bu şekilde Allah razı olsun, yani kaç binlik sayfamdan 20 tanecik soru geldi. Ama olsun. Olsun. Yani. Gerçekten ama 20 tane soru geldi. Neredeyse 5 tanesi aynı soru, biliyor musun? En çok merak edilen, neyse, içinden sorular okuyacağız. Ben şu an bakmadığım için bilmiyorum yani. Aynen. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. O zaman başlıyoruz. Evet. Bu bizim ilk soru cevap videomuz arkadaşlar. Eğer kusurumuz olursa şimdiden... O yüzden biz de çok heyecanlıyız yani. Evet, şimdiden affola. Şimdi ben bu şekilde hemen not aldım Instagram'daki soruları. Çünkü telefonla bir taraftan çekim yapacağımız için kaydetmek zorundaydım. Evet, soru 1. Kaç yaşındasınız? Eşinizle severek mi, görücü usulü mü evlendiniz? Evet. Kaç yaşındayız? Öncelikle ben başlayayım istersen. Evet, buyurun bayanlarından. 1995 doğumluyum arkadaşlar. Allah nasip ederse Haziran ayında 26 yaşına gireceğim. Bu şekilde. 1992 Ağustos doğumluyum. 28 yaşındayım. 29'a gireceğim Ağustos'ta. Evet. Şimdi gelelim ikinci soruya. Seni biliyorum ama eşin nereli? Yani beni tanıyorsunuz. Instagram benim olduğu için, ama eşin nereli? Siz cevaplayın isterseniz. Yani ben oradan nasıl gözüküyorum bilmiyorum ama hani konuşma şivem nedir falan, yani direkt Kumlucalı oldum, Büyük oldum belli oluyor yani. Bu soruyu ilk Ebu bana sorduğunda hani acaba esmer olduğumdan mı da nedir yani? Ayber sana ne biliyor musunuz? Yoksa ben Kenyalı'ya mı benziyorum? Yani oradan dedim, beni acaba dedim ben Kenyalı'ya falan mı benzettiler dedim yani. Esmer o yüzden olduğu için. Esmer tabii olduğum için biraz şaşırdım yani. Bu arada sen diyorsun ki hani videoda benim Yörük olduğum anlaşılmıyor. Tabii ki de anlaşılmıyor. Çünkü sen burada kendini değiştiriyorsun ve İstanbul Türkçesi kullanıyorsun. Oysa yok, ki arkadaşlar canım, benim çok ya fark etmiyor hani konuşmam günlük hayatta, ama Ümit'inki baya baya fark ediyor. Hatta yok, şu anda bazı ben videolarda pek değiştiğini zannetmiyorum. Hatta bazı videolarda böyle bizim Kumlucalılar gibi konuşuyor. Ki konuşsun zaten, bence her Yani yörenin kendine has konuşma şekli var. Ben seviyorum yani Kumlucamızı. Evet, bu şekilde evet. Eşim de Kumlucalı. Evet, Kumlucalı olduğumu öğrenmiş oldunuz. Bu soru bana gelmiş. Kaç yaşında kapandın? Şimdi arkadaşlar şu şekilde kaç yaşında kapandım? Kaç yaşında kapandın? Merak ediyorum. Sanırım 17 yaşında olmuş oluyorum. Ben lise son sınıfta kapandım arkadaşlar. Nasıl olduğunu size şöyle kısaca anlatayım. Böyle benim bir arkadaş ortamım vardı. Açıktık normalde hepimiz, ama böyle teker teker hepimiz kapanmaya karar verdik. Çünkü şeylerin artık oturması gerektiğinin farkındaydık. Ama ailem tarafından mesela hiçbir zaman baskılanmadım. Teşekkür ederim onlara da buradan. Muhafazakar bir ailenin çocuğuyum, ama hani hiçbir zaman işte şöyle açık giyiniyorsun, böyle giyiniyorsun, kapanman lazım vesaire diye söylemediler. Bu gerçekten zaten kalbinize doğması gerekiyor bunu. Yani Allah tarafından gelen bir istek, sevgi bence bu. Başörtüsü sevgisi. Bu şekilde. Bir de ben şöyle düşündüm. Belki buradan beni eleştirebilirsiniz, ama tam da lise son sınıftayım. Böyle üniversiteye geçeceğim. Üniversite biliyorsunuz biraz daha farklı bir ortam vesaire. Şimdi şöyle düşündüm. Kafa olarak ben o yaşta. Şimdi eğer dedim ben açık olarak üniversiteye girersem ona göre arkadaş ortamım olacak. Ama kapalı girersem de ona göre arkadaşım olacak. Ama sakın buradan şunu çıkartmayın. Açık olan arkadaş ortamı kötü mü illa ki? Kesinlikle değil. Buradan kesinlikle, yani açık kapalı hiç fark etmeksizin hepsine saygım sonsuz. Ve bu içinize gelen bir şey. Onu hazır hissettiğinizde, gerçekten o sorumluluğu taşıyabileceğinizi hissettiğinizde, bu zaten sizin içinize doğuyor ve istiyorsunuz. Bu şekildeydi canlar. Lise son sınıfta kapandım. Ve iyi ki de kapanmışım. Şimdi Evet. gelelim dördüncü soruya. Dördüncü Güzel. soruya çok önemli bir soru yazmışım, ama bunu en sona bırakacağım. Nasıl tanıştınız? Bu gerçekten neredeyse 5-6 kişi sormuş herhalde. 20 kişinin içinden 5-6 kişi sadece Yani bunu sormuş. çok Nasıl uzun tanıştınız? cevaplayacağız onu. Bunu diyorum ki en son cevaplayalım, Evet, bölünmeyelim. bence de. Evet, bu da güzel bir soru. 5. En çok evde kim trip atar? Kim cevaplamak ister?
Yani önce sen cevapla bakalım. Sana göre ben cevaplarım Evet, ya. bence en çok kim trip atar? Yani trip bence kişiye göre değişir kavramı. Bana göre trip demek böyle aşkın, sevginin böyle güzel, minnoş bir yanı gibi geliyor bana yani. Böyle aşırı abartmadıkça, aşırı uzatmadıkça yani tatlı bir şey olarak kalabilir ki zira ben öyle düşünüyorum. Kim atar sorusuna gelsek de tabii ki de ben. Hemen şöyle Ya, yaptım ama tabii ki de. Ya tabii beni ki de yanılttın şu anda. aynen. Tabii ki de ben arkadaşlar. Bir kadın olarak galiba biz de biraz daha böyle tripkoliyiz. Ama kesinlikle hani çok uzatmam. Uzatmayız. Böyle dediğim gibi tatlı ufak şeylere tripler atarız. Böyle kesinlikle uzatma vesaire olmuyor. Tabii şimdi ben böyle cevapladım. Bir de Ümit Bey'e soralım. Onun da farklı olacağını düşünmüyorum ama. Yani şimdi açık konuşmak gerekirse yani dürüst olduğun için seni tebrik ediyorum bu arada. Ne demek? Evet benim de cevabım yani senden yanaydı ama Evet. yani açıkçası şöyle uzatmadığın için sana çok teşekkür ediyorum. Hani tabii ki tripler oluyor yani arada. İlla ki bence olmayan Yani yoktur. hep senden yana oluyor ama benden yana da oluyordu. Yani illa eşittir tabii ki Ya de. tabii ki de oluyor ama en çok dedikleri için hani o yüzden ben Aynen kendim. aynen senden yana. Arada ben de yapıyorum ama ikimiz de sonuçta uzatmıyoruz yani sonuç olarak. Evet. Tatlıya bağlanıyor yani. Birimiz ateşse birimiz su olmayı bilmek Yani lazım tabii ki de arkadaşlar. yani kesinlikle yani bu bir ilişkide kesinlikle böyle olmalı yani. Evet, İki evlilik. tarafta karşı olursa olmaz yani bence de. Evlilik biraz bunu gerektiriyor Evet arkadaşlar. Bu bence de. şekilde. Şimdi kaçıncı sorudaydık? Beşi okuduk. Bilmiyorum ben de. Ha, bu da benimle alakalı bir soru. Arkadaşlar şimdi şöyle aslında eşimle beraber cevaplayacağız dedim ama birkaç soru bana yönelik. Sorumuz da az olduğu için o farklı olan soruyu almak zorundaydım. Yemek sayfasını takip ediyorum. Mutfakta severek mi vakit geçiriyorsun? Evet, benim bir tane de yemek sayfam var. Daha önce sizlere birkaç tarif paylaşırken bahsetmiştim arkadaşlar. Hatta şöyle yazarım şuraya bir köşeye. Kesinlikle, kesinlikle bunu Ümit Bey de çok şahit oldu. Ailem, herkes tanıdıklarım bilir. Mutfak benim için terapi. Gerçekten. Yani en güzel terapi alanı diyebilirim. Böyle tek başıma mutfakta güzel yani bir şeyler yapmayı, bir şeylerle uğraşmayı, yeni tatlar denemeyi, yeni lezzetler denemeyi, böyle müziğimi, radyomu açacağım. Bir güzel tariflerimi yapacağım. Kekimi, böreğimi vesaire. Gerçekten bana çok iyi geliyor. Moralim bozukken de, mutluyken Yani de benden belli oluyor mutfakta zaten yani değil mi? Aynen. de. Mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden tabii Evet ki ben de de yemekleri seviyorum. aynen. Bu şekilde anlaşıp gidiyoruz Aynen işte. öyle. Şimdi gelelim. Aa, bu da kritik bir soru ya. Bunu soran arkadaşıma da selamlar buradan bu arada. Evlenince eşiniz değişti mi? Şimdi bu Yani bunu soru sen bana mı cevaplayacaksın sorulmuş zaten ya. yoksa sana mı sorulmuş bilmiyorum. Galiba bana sorulmuş ama ikimiz cevaplayalım. Tamam Sen cevapla bunu da. ikimiz cevaplayalım. Yani benim İlk evlilikten ben önce cevap değişen ben hiçbir şeyini görmedim yani şu ana kadar şahit olmadım. değişen tek şey kilolarım. Yani benim de öyle oldu ama hani kişisel olarak değişen hiçbir şeyimiz olmadı yani şu ana kadar. Evet. Genel konuşma. Benim oldu senin hakkında. Sen anlat hele, ben anlatacağım değişen Yani şeyleri. ben şimdi şöyle diyorum ki yani ben diyorum ki inşallah benim de olmamıştır yani. Temenni ederek Aynen. noktalıyor. Ben de öyle Şimdi diyerek noktalıyorum eşiniz yani. değişti mi? Ben cevaplıyorum sözüm bittiyse. Değişmem. Ben cevaplıyorum. Tamam. Arkadaşlar önce gördüğünüz şahsiyet böyle benle hani böyle Yani tanıştığımız bak ilk sen ne kadar sıralarda şöyle bak kanal gibi ne kadar masum duruyorum yani. Nasıl değişebilirim yani? arkadaşlar şöyle ben nostaljiyi yani eskiye dair her şeyi çok seviyorum. Allah Gerek eşya korusun. olsun gerek müzikler olsun sanatçılar olsun o eski ruh her şeyi çok seviyorum gerçekten. Yani çok seviyorum ya bu kadar. Böyle önceleri Ümit Bey böyle nostaljik diziler mi dersiniz? Nostaljik müzikler mi dersiniz? Böyle şiirler mi, kitaplar mı dersiniz? Allah dedim ya. Ben bu kadar hani ben kendimi öreyim ama bu benden de böyle. Allah'ım dedim ruh işimi mi buldum? Ne oldu bana falan böyle. Yani Ha, hepsini işte. buldum buldum canım aynen o konuda şey değil. Sonra arkadaşlar biz bir evlendik. Biz bir evlendik. Sabah bir kalktım. Batuşan hava kapalı ama akalı. Ama ne yapayım müzik güzel yani şimdi Şimdi dinlemesin arkadaşlar değişen evet çok
büyük gibi olmasa da bu var yani. Yani bunlar. Müzik anlayışı, kitap anlayışı, sanatçı, ruh anlayışı hepsi değişti yani birden. Bir de ben ne Ya. olduğumu şaşırdım. Nerede o eski Güldem Karaböcek, Neşe Karaböcekler dinliyorduk Ama arada vesaire. onu da sen dinlediğin için hani ben de araya bir neşe katayım diye yani. Evet, anlıyorum tabii, siz de anladınız eminim. Ben bu şekilde arkadaşlar, biraz galiba orada beni tanımlamak için bir şeyler yapmış galiba, bilemiyorum. Çıksın yani bunlar Hayatın küçük tatlı kanunu mu? Allah! yalanlar Evet, bu şekilde canlar, Allah razı olsun, ama huy olarak yani hiçbir şey değişmedi. Nasılsa aynı öyle. Zira ben kendimin de öyle olduğunu düşünüyorum. Teşekkür Yani ederim bir de kanka. neden değişelim ki zaten? Neyse buyuz Şimdi, hayatta. evet, çok canım. Birbirinizde en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz özellikler neler? Oo, bu çok güzel bir soru. Birbirimizde en sevdiğimiz ve en sevmediğimiz. Kim başlasın? Sen başla. Öyle bir baktın ki sen başla. Şimdi benim kötü özelliklerimi bir sayıyorum. Oo, video bitmek bilmiyormuş falan. Neyse. Evet. Sevdiğim özellikten başlayayım. Yok, sevmediğin özellikten başlayayım. Tabii Sevmediğim. tabii. Sevmediğinden Sen de başla. sevmediğim özellik. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bak yok. Bulamazsın ya. Sanırım yok arkadaşlar. Ya Gerçekten yok. ya. Şöyle düşünüyorum. Maşallah, gerçekten çok düzenli, tertiplisin Yani ne zaten. kadar. Yani şöyle bir düşünüyorum. Yok arkadaşlar, cidden. Yani yok. Keşke olsa da şöyle bir şey yapsam falan, ama yok. Teşekkür ederim. Ne Ben teşekkür demek, ne ederim. demek? Gelelim sevdiğim özelliklere. Sevdiğin özelliklerde çok şımarmayacaksan söylüyorum. Beni bir öv bakalım. Beni bir el yani şöyle bir Öv beni, 5-10 dakika bir öv beni bir şöyle video uzasın gitsin aksın yani millet bir tamam. izlesin beni. Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle. Öncelikle çok yardımseversin. Gerçekten Çok teşekkür ederim. bu huyunu çok seviyorum. Yani gerçekten çok saygıdeğer, çok zaten en çok sevgisi zaten bambaşka, ama saygısı gerçekten çok güzel. Merhametin aynı şekilde çok güzel. İnsanlara olan yaklaşımın. Yani ne bileyim, çok güzel yani, ama en çok sevdiğim huyu yardımsever olması arkadaşlar. Hani işte ben oturayım da yapsın etsin vesaire hiçbir zaman olmadı. Hep Teşekkür böyle ederim. sürdü. Yani doğruları söylüyorum. Sevdiğim bir diğer özellik başka ne olabilir? Yani vicdanlı, merhametlisin. Hani hiçbir zaman ayrım yapmıyorsun. Herkese eşit davranıyorsun. Bu da çok güzel bir şey yani, insancıl olarak. Evet, size alalım lütfen. Evet, benim ilk önce sevmediğim gelelim özelliklere efendim. Evet. Şimdi Allah. şöyle gerçekten düşünüyorum da sevmediğim düşünmek Vardır vardır ya. Söyle aslında söyle, vardır vardır. söyleyeyim mi? Açık mı konuşalım O yani? konuş konuş konuş. Biz bizeyiz, nasıl olsa Yani konuş. nasıl da biz bizeyiz burada yani ne olacak yani. Evet. Sevmediğine gelirsek bazen sinirli olman diyebiliriz yani. Bazı ufak ya bak aslında bir tek şey ama onu açıklayacağım burada. Hani mesela bazı şeyleri ufak tefek şeyleri büyütmem. Şöyle arada sırada insan tabii ki psikolojisi değişebilir yani. Arada bunlar oluyor. Evet. Bir de ben arkadaşlar Evet. gerçekten çok değişken bir insanım. Böyle çok mutluyken bir anda modum düşebiliyor. Modum düşükken bir anda enerjim yükselebiliyor. Gerçekten yengeç burcu olmanın Yani demek ki dezavantajlarını o konuda yaşıyorum. Bu şekilde. Başka var mıydı? yani bu zaten başka da yok yani zaten dediğim Evet. gibi bir tane var. Onu da Tamam. açıkladım. Evet gelelim sevdiğim özelliklere sende. Hadi bakalım. Şöyle zaten ekrana baktığımda görüyorum ki Ne görüyorsun orada? bu kadar şöyle bir ay parçası bir bayan yani ne kadar bunu ben söyleye söyleye bu arada bu video uzar gider yani. Eyvah, tamam. Yani o yüzden Utandırma beni şimdi yani arkadaşlar önünde. kısa ve net geçeyim dedim. Uzatmak istemedim. Senin vicdanlı oluşun, merhametli oluşun, bana saygı göstermen, her zaman benim düşüncelerime saygı duyman, Tabii ki. beni sayman, benim hani ufak tefek şeyler önemlidir. Yani benim hani mesela istediğim bir şey olsun, ben söylemeden yapman, bunlar hani ufak tefek şeyler ama çok gurur verici yani. Mutluluğumla senin daha fazla mutlu olman Tabii ki de. yani benim çok hoşuma gidiyor yani. Tabii ki Ben de yani. yani senin yüzüne baktığımda onu görüyorum yani. Şöyle bakayım Tamam, çok şey yapmayalım. yani. Evet, buralara geçelim falan. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben Gerçekten teşekkür ederim. Ben de. benim de arkadaşlar evlendiğimde gerçekten hani en çok kalpten istediğim şey saygı. Saygı o kadar güzel bir şey ki. Yani tabii Sevgi, ki de yani saygı saygı çok olmadan güzel ya. hiçbir şey Gerçekten ne olmaz kadar hayatta. seversen senin, eğer karşınızdaki insan size saygısı yoksa, bilmiyorum ne kadar sağlıklı olur. Teşekkür ederim bu arada. Evet, geçelim diğer Rica sorumuza. ederim.
Mutlu evliliğin sizce sırrı nedir? Evet, bu da çok güzel, çok tatlı bir soru Evet, ya. mutlu evliliğin sırrı nedir? Evet, şimdi benim aklımda birkaç şey var. Sen başlamak ister Mutlu misin? evliliğin sırrı bence arkadaşlar, sevgi, saygı, sadakat. Tabii ki bunlar basit bir kavram gibi gözükse de Kesinlikle değil. ama bence bunlar yani. Ben sevgi, saygı, sadakat. Bunlar olduğuna Kesinlikle. inanıyorum yani. Arkadaşlar bence de en büyük şey saygı ve sadakat diye düşünüyorum. Bir de birbirini idare edebilme durumu. Hani dedik ya az önce de. Hani bazen ben ateş olabiliyorsam Ümit su olabiliyor. O ateş ise ben su olmayabiliyorum. Hani illaki bu durum evet ben daha çok agresifim diye hep bu böyle gitmiyor. Yani hayat Onu, bu o da yani. Bu bir hayat. insan. Evet, o da bir insan ve moralin bozulduğu, kötü geçtiği bir gün olabiliyor. Ve ben de ona göre davranıyorum. Yani birbirimizi idare edebilmek, onun hani ne bileyim derdine derman olabilmek, her anında yanında hissettirebilmek, elimi omzunda hissettirebilmek. Ve bunun gibisi yani bunun gibi daha nice şeyler. Allah razı olsun gerçekten Evet, hep yani de bu böyle hayat oldu. yani böyle geçecek yani seninle Evet, birlikte. kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum. Yanımda olduğun için. Ben de sana teşekkür ediyorum. Ya bu arkadaşlar biraz şey oldu ya. Ben böyle eğlenceli bir video olsun istedim ama ister istemez Yani böyle Ümit Bey olabilir. sayesinde romantik, duygusal bir video olacak gibi. O tamam neyse. Biz burada neysek oyuz sonuçta. Evet yani. Yani arada böyle şeyler olacak tabii. Şimdi ha dur en son soru değilmiş. Bir soru daha var. Evlenme teklifi aldınız mı? Bu tabii bana geldi herhalde. Aldınız mı Ümit Bey? Sana geldi. Ben almadım şahsım. Çünkü gitmişsin öyle ara yerde. Vallahi almadım yani. Beni sorarsan Ümit Beyciğim ben aldım yakışıklı bir Evet, beyefendiden çok nasıldı? güzel bir teklif aldım. Ama şimdi burada nasıl aldınız dememiş. Hani Ha evlilik teklifi evet. aldın mı? Evet ya da hayır. Ben mutlu Evet oldum ya. aldım. Sadece bu yani. Evet aldım arkadaşlar ama açıklama istememiş. Biraz da uzun olduğu için. Şimdi açıklama da istemediği için orayı geçelim. Şimdi en çok sorulan sorulardan gelelim bakalım. Dediğim Evet gibi bunu bir geldik. 5 kişi rahat sormuştu. Aslında bir soru daha var. Bir soru daha var. O da şu arkadaşlar. Bebeğiniz kız olursa ismi ne olacak? Erkek olursa ismi ne olacak? Bu da çok sorulmuş. Hatta soran arkadaşların içinde en yakın dostlarım da vardı. Şimdi arkadaşlar biz bunun videosunu yaptık gibi bir şey oldu aslında. Girişini başladık. Şimdi bu videonun içinde yaparsak o video anlamsız olacak. O yüzden bir sonraki videoda bunları açıklamış olacağız inşallah Evet sizlere. bence de yani. Öyle. Böyle şimdi en çok Bunu da sorulan soru. ödeyelim. Kapatalım bence. Evet. Ama cevaplanacak merak etmeyin sonra Aynen. Bu soru arkadan. yanıtsız kalmayacak. Kesinlikle öyle soran arkadaşlarım. Evet şimdi gelelim şöyle kalemi kağıdı bırakayım artık ben. Nasıl tanıştık hikayesine? Bunu nasıl toparlayacağız? Nasıl yapacağız? Şöyle bir video öncesi sadece bunu tartıştık diyebilirim yani. Nereden başlayalım falan diye. Çünkü bizim hikayemiz gerçekten böyle uzun demeyelim de böyle biraz dolambaçlı arkadaşlar. Biraz Ben şimdi konuya gireyim. devamını ben getiririm Arkadaşlar zaten. evet. Şimdi benim bir teyzem var. Hadi ya falan diyormuşsunuz. Teyzem bir gün beni aradı. Dedi işte Evri kızım bak böyle böyle bir tane çocuk var. Böyle tabii biraz konuştuk. Böyle böyle bir çocuk var. Hani sen de okulunu bitirdin. İşte böyle böyle bir çocuk var. İstersen bir tanış, bir görüş. Ailesi çok iyi. Kendisi çocuğun maşallah çok iyi. Evden işe işten evedir. Vesaire vesaire. Zaten benim az çok nasıl bir insan olduğumu bildikleri için Ümit gibi beyi önermişlerdi bana. İşte Evet. teyzem o şekilde söyleyince açıkçası ben hiç evlilik düşünmüyordum. Ve gerçekten hazır olduğumu da düşünmüyordum zaten. O yüzden hiç görmeden, tanımak bile istemeden direkt reddetmiş gibi oldum. Ama tabii şöyle de bir durum oldu. İlla da merak ediyorsun biraz da. Hani evet bak ne kadar güzel bahsetti. İşte bu zamanda böyle bir çocuk vesaire ailesi falan filan. Aileye de bu arada çok önem verdiğim için birazcık merak ettim gibi oldu. Tabii teyzem benim konuşurken, benimle bunları konuşurken Ümit de annesiyle konuşmuş. Ya şimdi olayın bir de benim açısına görelim. Şimdi annem böyle hani mesela bana dedi ki Ümit dedi böyle böyle bir tane dedi kız var dedi. Hani çok iyi, güzel, merhametli falan. İstersen dedi hani bir konuş görüş gibisinden. Ben dedim ya istemiyorum falan gibisinden yaptım ilk. Ama tabii ki o an bana fotoğrafı gösterdi yani. Fotoğrafa baktım ben. Baktım an beğendim yani. Tabii ismini de görmüş oldum. Facebook'tan mı göstermişti? Evet, sosyal medyadan göstermişti bana. Ben de oradan ismini görmüş oldum. Tabii ki annemin yanında bakmak istemedim yani. Sonra Anne duy bunları. şimdi annem de tabii ki buradan duyacak, ben açık açık konuşuyorum yani. Tabii ki de canım. Evet, ondan sonra
Ben gizlice sinsi sinsi böyle araştırmaya başladım. Facebook'tan falan buldum. Facebook'tan istek attım. Tabii kabul etmedi. Bayağı bir 5-6 kaç gün bekledim. Gene 5-6 gün bekledim. Ondan sonra baktım herhalde Facebook'a girmiyor yani. Gene de girmiyordum ama. Yine de Gene de girmiyordum. evet bayağı bir girmedim. Ondan sonra ben baktım Instagram'a. Instagram'a yazdım. Bir keskin aratıyorum böyle. Tabii Instagram'daki ismi değişikmiş. Lan dedim ben herhalde Instagram'da da yok. Ondan sonra baktım kardeşin Instagram'ını buldum. Damla Keskin diye. Onu ekledim. Onu ekledikten sonra baya bir şey yani şu anda anlatıyorum ama. Yalnız ne kadar uğraşmışsın. Daha bunlar ne ki arkadaşlar? Bu başları yani. Siz Bu ne daha kadar daha başı. uğraştığını, Şimdi öyle. teferruatlı olduğunu bir duysanız. Neyse onu ekledim. Bu herhalde dedim ben. Hani kardeş olduğunu bilmiyorum yani sonuçta. Bu herhalde dedim ben. Amcasının kızıdır, teyzesinin kızıdır. Son Akrabalarından biridir. akrabalarının biridir yani. Sonuçta soyadı Keskin de. Ondan sonra onun arkadaşlarına girdim. Böyle bakıyorum ben böyle. Arkadaşların hepsini arattırdım. Arkadaşların hepsine bakıyorum böyle. Yok. Ebru Keskin yok. Sanki taş yaraladı. İçine girdi bu. Allah Allah. Ondan sonra böyle onun beğendikleri fotoğraflarına bakıyorum. Kim beğenmiş fotoğraflarını falan. Böyle. E'yi arıyorum. Sürekli böyle. Artık Ebru Keskin'den vazgeçtim. E'ye bakıyorum yani. Sadece E harfine odaklıyım. Ondan sonra bir tane buldum artık yani sonuçta. Beklerimin karşılığını buldum. Ebru'nun nostalji. Herhalde dedim bu. Yani bu değilse de bekleyeyim. Ondan sonra bekledim. Aradan kaç gün geçti? 2-3 gün geçti. Baktım kabul etti. Kabul etti. İsteğe geldi. Ondan sonra fotoğraflar açıldı. Artık baktım emin oldum. O kız bu kız. Aynen. Bu kız. O kız bu kız yani. Ama ya kabul etti ama şu anda ne yapacağımı gene bilmiyorum yani. Sadece fotoğraflara like atıyorum yani. Tamam like atıyorsun ama yani karşıdan bir tepki gelmedikten sonra yani Arkadaşlar boş. ilk bana bayağı düşünmüş işte ne yazacağını, böyle selam mı yazsam, nasılsın mı Ya yazsam, ne düşünüyorum yazsam. şimdi selam yazsam diyorum tamam. Selam yazsan ne yazacak? Aleyküm selam yazacak yani. Sen ne yazacaksın? Nasıl Hani ilerleyecek ne filan? haber dedin falan. Ya düşündüm düşündüm. Hadi dedim ben. Bir gün böyle cesaretimi topladım şey yaptım. Merhaba yazdım. Merhaba. Bir de merhaba de değil. Uzunca böyle bir merhaba. A'yı da uzattım böyle. Arkadaşlar Ümit'te hep şu vardı. Ben ne zaman bir story atsam, ne zaman bir hikaye atsam Aynen onu direkt karşılığı. atlamışım ben. Onu Evet, atlamışım onu yani. atladığın için girdim şu an söze. Direkt bir karşılığı oldu. Mesela çay mı fotoğrafı koyuyorum? Afiyet Afiyet olsun. olsun. Ne Çiçek yapayım? böcek Mesaj koyuyorum. atamıyorum Aa ne oradan kadar, bari. hani, aa ne kadar güzel bir çiçek. Bir şey atıyorum. Aa şöyle böyle. Ya aa, o kadar belli ki artık yani ben de iletişim kurmaya Aynen çalıştığım aynen. vesaire. Ben de bu arada senin işte hani profiline falan girdim. Ben de girmedim değil şimdi. Şöyle gözüm ucuyla baktım. Ama dediğim gibi düşünmediğim için hiç hani o kadar ciddiyetle arayıp sen gibi Aynen. çaba sarf Ama ben etmemiştim. gene şeydim yani azimliydim. Aynen ama gerçekten Ümit arkadaşlar yani gerçekten istiyordu Azmi demek ki sonu zafer. o kadar demek ki istiyordu Evet, ki bayağıca uzunca bir süre 6-7 ay neredeyse evet, yani evet. 6-7 ay neredeyse Bayağı bana bir ulaşmaya çalıştı. koşturdun beni. Şimdi sen Ay, koş diyormuşsun. hatta 6 ayın sonunda biz neredeydik daha biliyor musunuz? İşte nasılsın, iyi misin? Evet iyiyim. Günün nasıl geçti? İyi, güzel, iyi akşamlar. Hadi bakalım. Böyle. Daha Ya 6 ayın sonunda daha bu böyleydik dur yani. ben şeyi anlatacağım. Benim anlatacaklarım var daha. Ha tamam. Ben Evet. merhaba dedim. Böyle bekliyorum artık. 2-3 dakika bekledim. Ondan sonra merhaba geldi. Ondan sonra ben ne yazacağımı şaşırdım. İşte tanışabilir miyiz dedim. Tanışabilir miyiz dedikten sonra bu Ebru zaten direkt sen işte teyzemin dediği çocuk musun falan fırsat direkt olaya geldi. Ben artık koptum orada. Ne diyeceğimi bilemedim yani. Dedim evet o benim yani. Ondan sonra biraz konuştuk artık. Aşama aşama olaylar ilerledi yani. Ondan sonra dedim hani görüşelim. Ha öyle değil. Hatırladım. Öyle. Hatırladım. Dur. Hayır ben. Evet, bu 5-6 ayın sonunda biz ilk defa nasıl görüştük biliyor musunuz? İşte dedim ya size hani az önce eşin değişti mi sorusu. Ha şimdi buradan yakalayacağım. Sen de Ya onu anlatacaktın ben de onu sonra. anlatacaktım. Kitap hikayesi, değil Ya mi? işte dedim böyle böyle konuşuyoruz. Hani sürekli ne yapıyorsun falan. Böyle Kitap okuyorum. kitap okuyorum. Kitap okuyorum sürekli. Ben dedim ne kitap okuyorsun? İşte hani kitabın adı aklı şu anda aklımda değil. Aa dedim o kitabı dedim ben de çok severim ama dedim Bir ben fena var ya. arıyorum ben yerde bulamıyorum yani Evet. kitapçılarda Ne yok. zamandır arıyorum Ha. diyor. Kırtasiyelerde bulamadım Ha. vesaire. Ben de o sıra arkadaşlar ki merkeze fazla gelip gitmiyorum. Hani köyde duruyorum. Okulda bitmiş artık. İş arıyorum yani. Koca değil. İş arıyorum bayağıca Dedim o iyice. kitabı dedim ben bana ulaştırabilir Ha, misin dedim çok aynen. önemli hayat devam meselesi. Gerçekten böyle. O sırada ben ehliyet kursuna gidiyordum. Ehliyet için Ha. gelip gidiyordum Aynen. sürekli. Sonra dedim ki 2 dakika uğrayayım bari. Her gün mesaj
atıyor. Her gün story'le şey yapıyor falan. Vereyim kitabı. Aynen. Vereyim kitabı okusun, bir rahatlasın şöyle. Evet. Ama bir taraftan da hoşuma gitti şimdi. Böyle kitaplarla ilgili, böyle eski Türk sanat müziğiyle ilgili. Allah'ım bana neler neler böyle yani, şey yapıyor. Neyiz yani? Bak, aynen. Bayağı bir, bayağı bir arkadaşlar güzel yerden girdi. Gerçekten. Önce beni bir analiz etmiş. Beni bir analiz etmiş. Böyle neyden hoşlanıyor, nereden şey yapıyor falan. Yani. DJ'ye güzel girdi. Neyse hem bir çay içelim dedi. Senin de vaktin varsa ehliyetten sonra. Ben o sırada dediğim gibi ehliyete gidiyorum. Hem de bana kitabı vermiş olursun. Bulamıyorum hani ne olur falan filan. Yalvardı bayağı. Yalvarmadım. Ya sen de. Bunu da yani yalvardı yakardın. Ama kitap aşkıyla yatışıyorsun ya bana. Öyle bir mesaj tamam, diyorsun ki. Ben sana yalvarmadım. Ben kitaba yalvarıyorum ben. Tabii tabii aynen. Sonra arkadaşlar bir çay içecektik. Hani derler ya konu nerelere aynen geldi diye. Cidden öyle oldu. Tabii biz ayrılamadı benden yani. Ya bırak. O ilk buluşmada tabii. Yani. Biz nasıl biliyor musunuz? Biz nasıl? Ümit bana ilk buluşmamızda düşünün kitap vereceğim. Bana maçtan bahsediyor. İşte, ya saçmaladı mı? Gerçekten bayağı saçmaladı. İşte ya. Araba, ben de ehliyete gidiyorum ya. Arabayı bak şöyle park edilmeli. L park böyle olmalı. Paralel parkta buna dikkat etmelisin. Biz bayağı, bayağı böyle asker arkadaşı gibi yani futboldandı, arabadandı, motordandı böyle konuşuyoruz. Biraz saçmaladık orada yani. Sonra dedim hatamız Allah Allah dedim. Bana mesaj atan hani böyle şeyle bahseden çocukla bu çocuk aynı mı? Aslında ben o ayrımı orada bir yapmalıydım. Hani ama yine de güzeldi yani. Hani evet, ilk görüşmemize rağmen böyle sanki yıllardır tanıyormuşçasına bir his oluşmuştu birbirimizde. Aynen gerçekten. Şimdi mesela bir geliyorduk yani görüşüyorduk. Yani birkaç saat konuşuyorduk yani. Gerçekten. Hani ilk görüşmemizde sanki hiç birbirimizi daha önce görmemiş iki insan gibi değil de yıllardır görüşüyormuş da böyle o sıcaklık vardı yani o şey vardı. Gerçekten o saatten sonra zaten ben Ümit'le böyle biraz daha kalplerimiz birbirimize yumuşadı. Zaten Ümit'le hep ilgisi vardı. Ben evet çok ama gerçekten hani onu görünce zaten arkadaşlar o his içinize doğuyor. Evet ya gerçekten. Beni görünce o his doğmuş zaten. Ya şimdi bir o şeye bağlayacağım burada. Hemen şey neyse bir dram yapayım dedim şurada. Gerçekten arkadaşlar şaka bir yana Allah size o hissiyatı koyuyor gerçekten. O sıcaklığı yakınlığı hissetmiştim. Derken arkadaşlar bu şekilde bizim ilişkimiz artık çaydı kahveydi devam etti. Evet. Böyle bir tanışma hikayesiydi. Atladığımız mutlaka birkaç yer vardır. Mutlaka inşallah ama böyle güzel tatlı şeyleri atlamamışızdır. Anlattık yani. Ama giriş başlangıç bu şekilde oldu arkadaşlar. Evet. Gelişme ve sonuç daha çok renkli ve detaylı. Onları da kısaca nasıl anlatabilirim? Sonra işte bizim artık ailelerimize söyledik. İşte ben dedim bak baba teyzeme bahsettiği çocuk vardı ya. Hani biz onunla görüştük falan filan böyle şöyle. Zaten direkt sonra bizim hani ailelerimiz bir araya geldi. Evet, evet. Hani ailelerimiz bir araya geldikten sonra biz biraz daha samimi olmaya ondan başladık. Ondan sonra işte hız kazandı artık. Yani. Evet gerçekten. Hani ben her zaman şunu diyorum Ümit'e. Evet bizim ilişkimiz şöyle. Giriş oldu, sonuç oldu. Hani gelişme evet, nasıl gelişti, nasıl bir gelişme anda oldu yok, biz de sonuç bilmiyoruz. Hani sorduğu sormuşsunuz ya. Görücü usulü mü yoksa severek mi? Aslında hem görücü usulü hem de çok 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 severek. Gerçekten öyle oldu. Ama gerçekten çok güzel. Hani aileleriniz de birbirinizi tanıyor. O çocuğa hani seni sevdiğin, kalbinin ısındığı çocuğa onlar da ısınıyor. Onlar da seviyor. Böyle ilerlediği zaman gerçekten çok güzel ve içiniz rahat oluyor. Evet canlar bu şekildeydi tanışma hikayemize. Evet. Umarım atladığımız bir yer olmamıştır. Yani bence olmadı zaten. Evet. İnşallah da olmamıştır. Evet. Umarım sizin de keyifle izleyeceğiniz bir video yani bizi olmuştur. İnşallah bizi sıkılmadan dinlemişsinizdir. Umarım evet. Bu şekilde arkadaşlar videoların devamını gelmek istiyorsanız aşağıdaki yorumlarda da birleşelim. Hani siz de isterseniz biz ona evet, göre yöneliyoruz. Bunu bayağıdır istiyordunuz yorumlarda ama biz sorunu toparlayamadığımız için çekemiyorduk. Yoksa hep çekmek istiyorduk aslında. Size bırakayım Ümit Bey. Evet, kapanışı siz yapın artık. Ben çok konuştum evet, gibi geldi. Geldik kapanışımıza arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Güle güle.